son dönemde iktidarın çıkarttığı Alevilerle ilgili çıkartılan, cemevleriyle ilgili çıkartılan yasa bir kere Alevileri inanç olarak, Aleviliği inanç olarak kabul etmemek demektir. Çok açık bir örnek. Yani bir kültürel etkinlik gibi görüyor. Halbuki Alevilik doğası itibariyle kere bir inançtır, bir inanç biçimidir. Onun için bu çıkartılan yasanın yanlış olduğunu zaten bütün ilahiyatçılar bile bunu söylüyorlar. Bunu zaman zaman dürüst bir ilahiyatçı bunun gerçekten çıkartılan yasanın asla Aleviliği kabullenemediğinin bir göstergesi. Ya bunu bütün Alevi dernekleri zaten önemli bir kısmı karşı çıkıyor. Yani karşı çıkmayan çok az var. Önemli olan bütün diğer Alevi örgütlerini örgütleyip hatta Alevi halkında tamamıyla Alevi halkına gidip ya bizim inancımızı biz belirleriz. Yani başkaları belirleyemez diyebilmeleri lazım. Bu Cumhuriyet'in 100 yıldır uyguladığı bir asimilasyon politikasının uzantısıdır. Aleviler o torbaya da sığmaz. Onların çıkardığı hiçbir yasaya, kanuna da uymaz. Niye? Alevilik şekilcilik değildir. Aleviler nasıl ibadet edeceğine devlet karar veremez. Hiçbir kurum, hiçbir organizasyon Alevilerin ibadetinin ne şekil yapılacağını, yani buna ne haddidir ne gücü yeter. Aleviler kendi özgünlüğüne, özgün kimliğine ibadetini yapan, yüz yıllardır, bin yıllardır böyle yapılmış. Aleviler gizli, saklı, gözcüler koyarak ibadetini dağlarda, kırsallara niye sürülmüş Aleviler? Hiç bunu merak ettiniz mi? Alevilerin bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce dağ başlarında yaşadığı, kimsenin uğramadığı sürgün hayatları yaşamışlar, katledilmişler. Yavuz döneminde katledilmiş, 2. Mahmut döneminde katledilmiş, bir sürü katliama uğramış. Ama Aleviler kendi kimliğinde, özgürlüğünden asla vazgeçmemişler. Bunlar asimilasyon politikasıdır. Bu Cumhuriyet'ten bu yana uyguladığı hem Aleviler hem Kürtler üzerinde hem tüm ezilen halklar üzerinde uyguladığı bir asimilasyon politikası. Bunu Alevilerde farklı da ben öyle görmüyorum. Bütün halklara yapılan bir zulümdür. Ya Aleviler götürmüş Kültür Bakanlığı'na bağlamış. Alevilik bir kültür değil ki. Alevilik bir yaşam felsefesidir. İslam'ın içerisindeki bir yaşam felsefesidir. Aleviler o kültür başkanlığına sığmaz. Sığdıramazlar. Yani bir folklorik şey değil ki. Yapı değil ki. Yani bir folklor ekibi mi sen götürüp Kültür Bakanlığı'na bağlıyorsun? Bizim bir ibadet şeklimiz var. Bizim kendi özgün kimliğimizden bugüne kadar binlerce yıldır bir ibadet şeklimiz var. Onu uygularız. Onun için bu asimilasyon politikasının tek ensidir. Ben Saime Tuncel, Malatyalıyım, Alevi bir vatandaşım. İktidarın bizi bir torbaya sığdırmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz Aleviler varız, bizi yok sayamazlar. Biz ışıkla var olmuşuz. Şimdiye kadar bizim ibadethanemiz cemevleriydi. Evlerimizdi, köy evlerindeydi. Bizi Kültür Bakanlığı'na sokmaya çalışanları, işte iktidarı hiçbir zaman yanlısı olmayacağız. Bir Alevi vatandaş olarak Alevilere yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Aleviler başta birlik olmalı. Bir olalım, diri olalım, birlikte olalım. Bu torba yasasını geri çekelim. Çektirelim yani bizzat. Çektirelim. Devletin bu bir Alevilere yapılan oyundur. Cemevlerine cümbüş evi diyenler, bizim cemevlerine gidip fotoğraflarımızı kaldıranlar, bizi kapılarımızı işaretleyenler, bunlar biz Aleviler olarak bir olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Ne düşünüyorum? Bu yasa kabul etmiyoruz hiçbirimiz. Direnecekler yani Aleviler şey yapacak yani. Biz o yasayı kabul etmiyoruz.